İnsanın yüklendiği bütün sıfatlar benim için çok önemli. Ama hepsinden önemli olan annelik sıfatıdır. Annelik deyince insanın endişeleri, sevgisi, bütün duyguları zirvede yaşanıyor. Bu yüzden biz Tuğba hocamı tanıdığım günden beridir nasıl olur da daha fazla kadınla iletişime geçer, daha fazla kadınla ilmini, bilgilerini paylaşır diye bir endişe yaşadım ve o endişenin sonucu olarak bu toplantıyı gerçekleştirmiş olduk. Çok vaktinizi almadan ona vereceğim mikrofonu. Bitirmeden önce cümlelerimi Efendimizin mukaddes annesi Hazreti Amine'nin bilirsiniz vasiyeti vardır evladına. İşte her yeni eskir, her yaşayan ölür. Ama benim adım ebediyete kadar baki kalacak, hatırlanacak. Çünkü ben ardımda tertemiz bir evlat, hayırlı bir evlat bırakıyorum diyerek gözlerimi hayata yummuştur. Birçoğunuz bilirsiniz. Benim de bu toplantıda hepinizin adının yad edilmesi duasıyla, temennisiyle sözü ben Tülay hocama bırakmak istiyorum. Hepinizi sevgiyle kucaklıyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Kıymetli hanımefendiler, güzel anneler, hepiniz hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Programa başlamadan önce Nazlı Hanım'ın bahsettiği gibi anneliğin öneminden sizlere bahsetmek üzere aslında toplandık. Fakat evet, gerçekten çok zor günlerden geçiyoruz. Sosyal medyaya girdiğimizde, televizyonları açtığımızda çok da iyi haberleri duymadığımız zamanlardan geçiyoruz. Bu noktada bize düşen aslında belki vahlanmak, ahlanmak, dizlerimizi dövmek mi? Yoksa ateşin dokunmadığı yerde yeniden bir nesli ben nasıl yetiştiririm ki o nesil, evet yakılanlar var, evet yıkılanlar var, o yıkılanları yeniden nasıl imar edebilir? Bu derdi de taşımamız gerektiğini düşünüyorum. Yani bu yüzden aslında kıymetli ve medrese diyoruz. Neden ismini medrese koyduk? Annelik medresesi. Baktığınız zaman Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatına da baktığımızda, sahabelerin hayatına da baktığımızda bizim kendi asrımıza müceddidlik yapan üstadlara baktığınız zaman, Fatihlere, Süleymanlara baktığınız zaman hepsini yetiştiren anneler aslında bir medreseden o evlatları çıkarıyorlar. Yani o medresenin müderrisleri bu hanımefendiler, bu aslında bize de ışık olması gereken hanımefendiler. Biz bugün belki o kültürü unuttuk. Yani evlerimizi medrese kültüründen uzaklaştırdık. Dolayısıyla anne olarak da ben o evimi medrese gibi görmediğim için kendimi çok da müderris gibi görmüyorum. Nedir? Öğretmen. Aslında her anne bir öğretmendir. Baktığınız zaman ister okumuş olsun, ister eğitim fakültesini bitirmiş olsun, ister olmasın. Bu çok önemli bir şey değil bence. Oysa günümüzde diplomaya çok çok önem veriliyor. Diploman varsa evet sen belki çok iyi bir annelik yapabilirsin gözüyle bakılıyor. Halbuki peygamberleri dünyaya getiren annelerimiz ümmiydi çoğu. Fatih Sultan Mehmet'lerin annelerine baktığınızda, Bediüzzaman Said Nursi'nin annesine baktığınız zaman onlar hepsi baktığında aslında ümmi, yani okuma yazma bilmeyen ve buna vakıf olmayan annelerdi. Ama onların medreselerinden, onların o yuva kıldığı okullardan kimler çıktı? Biz bugün onları görüyorsunuz, saygıyla, minnetle anıyoruz, çoğuna hazret diyoruz. Bugün neden olmasın bu? Bugün biz bu çocukları neden yetiştiremeyelim ki? Hep bunun derdi aslında üzerimizde olması gerekiyor. Biraz direkt başlamış oldum kendimi tanıtmadan. Belki aranızda çoğunuz beni tanıyordur. Çoğunuzla irtibata geçmiştik Instagram üzerinden. Sosyal medyadan bilenler biliyor ama bilmeyenler için yeniden kendimi tanıtmak istiyorum. Tülay Bilici, Elazığlıyım. Adana'da büyüdüm. Giresun Üniversitesi'ne, eğitim fakültesini orada bitirdikten sonra okul öncesi öğretmeni olarak Van'a atandım. Yaklaşık 11 yıldır Van'dayım ve eş durumundan da Vanlı oldum. Yani şu anda sizlerle bir arada olmak aslında benim hayalimdi. Nazlı Hanım'a bu konuda çok teşekkür ediyorum. Tevafuken sosyal medyadan haberleşip böyle bir şeyi düzenlemiş olduk. Allah razı olsun hem emeği geçenlerden, hem düzenleyenlerden ve hem de sizlerin değerli katılımlarından ötürü. Hepinizden Allah razı olsun.
Dediğim gibi imtihanları ancak farkında olarak kolaylaştırabiliriz ve biz bu imtihanları aslında geçebilmemizin bir yönü de yine bizim evlatlarımıza sunacaklarımızdan geçiyor. Elimizdeki evlat hazinesini ne kadar tanıyoruz, çocuk kimdir, ne kadar farkındayız, gerçekten önemli midir? Bunları konuşacağız sizinle. Allah nasip ederse küçük bir çocuğu elimize alacağız. 0 yaşından itibaren konuşacağız, ergenliğe getireceğiz ve elimizde geç kalmış olduğumuzu düşündüğümüz meseleler varsa bile oralara merhem olmaya gayret edeceğiz kıymetli anneler. Sizler için hazırladığım bu slaytı dileyenler ekran görüntüsü alarak, dileyenler notlarını yazarak takip edebilirler. Ben slayttan devam etmek istiyorum. Slayt üzerinden sizlerle konuşacağım. En azından sözlerimi kaçıranlar genel hatlarıyla buradan da not alabilirler diye düşünüyorum. Az önce söylediğim gibi çocuk kimleri konuşacağız. Çocuk deniz, derya ama baktığınız zaman çok da yöremizde, özellikle yöremizde kısmını üzülerek ben altını çizmek istiyorum. Dediğim gibi 10 yıldır burada öğretmenlik yapıyorum. Elimden her yıl velilerle beraber öğrenciler, küçük çocuklar geçiyor. Okul öncesi öğretmeniyim ve aynı zamanda çocuk gelişimine de devam ediyorum lisans olarak. Çok çocukla karşılaşmakla beraber çok anneyle de konuşuyorum bu konuda. Ve genel vardığım kanı maalesef şu ki biz çocukları tanımıyoruz. Çocukları tanımadığımız için onların ihtiyaçlarının da farkında değiliz. Çocuk benden ne bekliyor? Ben çocuğa nasıl ulaşabilirim? Ya ağlıyor işte, ağlasın bir köşede, ağlar ağlar durur. Tıpkı benim ortalıklarda büyüdüğüm gibi onun da ortalıkta büyümesine aslında bir nevi göz yumuyorum. Göz yummak belki farkındalık olmayınca söylenen bir cümle ama farkında değilim diyeyim yani. Farkında olmadığımız için dolayısıyla biz bu çocukların ruhlarına nasıl gireriz? Bu konuda habersiziz maalesef. 0-6 yaş dönemi çok fazla üzerinde annelerin, eğitimcilerin zaman içinde, yani günümüzde şu an daha iyi, son 3-5 yıldır çocuk eğitiminin kıymeti noktasında oldukça yol kat ediyoruz her alanda elhamdülillah. Bugün burada bu amaç için sizi buraya gönderen Rabbe şükürler olsun. Sizler de bu konuda isteklisiniz, gayretlisiniz. Demek ki böyle bir konuya alakanız var. Yani burada beni dinlemenin dışında bir şey var. Siz burada annelik konusunu duymuş olmakla buraya geldiniz. Bu o yüzden çok özel bir şey. Ve bu yüzden biz 0 yaştan başlıyoruz. Çocuk doğdu, dünyaya geldi. Bana en çok hangi konuda muhtaç? Çocuğun ilk anneden beklentisi, ilk duyduğu, yüreğinde ilk hissettiği o duygunun adı biliyorsunuz ki kaygı. Nereden bunu biliyorum? Çocuğun dünyaya gelir gelmez kaygı duygusuyla dünyaya geldiğini. Çünkü bebeğin ağlamasından, yanından ayrıldığım zaman o bebek benim kollarımda ağlamaya başlıyor mu? Evet. Beşiğine bıraktığımda ağlamaya başlıyor mu? Evet. Ne korkusu bu? Bebek orada bir korku yaşıyor. İlk defa, ömründe ilk defa sezdiği, fark ettiği duygu kaygı. Ayrılma kaygısı. Baktığınız zaman demek ki daha dünyaya gözünü açar açmaz ilk sezilen duygu kaygı ve burada anne ona ne kadar bir eşlik edebiliyor. Asıl önem aslında burada başlıyor. Çünkü ben 0-6 yaş döneminde çocuğumla ne kadar bağlanırsam ilk çocukluk dönemini, ergenlik dönemini o kadar sağlıklı atlatacağım. Aslında yetişkinlik gibi düşünün. Yani bağlanmak dediğin nedir? Hani şöyle düşünün kıymetli hanımefendiler. Siz en çok kime bağlanırsınız? İhtiyaçlarınızı anında gideren biri, daha siz belki ağlamadan ağınıza koşan biri, daha siz beklemeden, kendisinden yardım talep etmeden size sarılan biri sizinle bağ kurmaya başlar. Ve siz ona aidiyet hissedersiniz zaman içinde. Onu çok seviyorum. Neden? Ya çünkü en sıkıştığım anda hep onu başımda görüyorum. Hep elini sırtımda görüyorum deriz. İşte bu noktada çocuğun, bebeğin yeni dünyaya gelmesi, 0 yaşında olması bu durumu değiştirmiyor. Aynı hisler. Çocuk aynı beklenti içinde. Ama biz ne yapıyoruz? Karışma çocuğa, ağlasın, ağlasın, böyle alışır, böyle durur. Eğer kızımız kucağına alıyorsa evladını, bak çok aldın kucağına,
Alışacak sana, seni hiç bırakmayacak bu kez. Birlikte uyuyorsun ya maazallah, üzerine düşeceksin, boğacaksın çocuğu, mahvedeceksin, uzak dur. Elimizden geldiğince daha doğar doğmaz çocuk dünyaya gözünü açar açmaz böyle bir toplumsal olarak evele veriyoruz. O anneyle bebeği birbirinden ayırmak için herkes elinden geleni yapıyor. Anne ise anne, kayınvalide ise kayınvalide, komşu ise komşu, eleştiriliyoruz çünkü. Anneler çok eleştiriliyor sürekli. Anne bu kadar eleştiri bombardımanı altında o çocuğa kendini ne kadar verebilsin? Ne kadar verebilsin? Anne yaralandıkça elinden yaralı bir bireyin aslında dünyaya geldiğini ve böyle yetiştiğini fark etmiyor bile. Fark etmediği için aslında o çocuğa ulaşılamıyor. Sonra adım adım evet anne de o seslere kulak veriyor. Neden? Bilgi eksikliği. İnsan ne kadar çok bilirse ve o bilgiyi ne kadar kurcalar, o kitaplara ne kadar çok ulaşırsa, birazdan programın sonunda sizlere kitap tavsiyelerim olacak. Okumanızı, dinlemenizi çok çok isterim onları. Kütüphanenizde en azından anne diye dair 5-6 tane kitabın olması ve sizin onları bitirip ara ara dönüp tekrar karıştırmanız, güvenilir kaynakları karıştırmanız bana göre çok önemli. Ve kitap deryası da içinde boğulabileceğiniz bir nokta aslında baktığınızda. Ben bunu hep söylüyorum. Güvenilir kaynağı bulmadıktan sonra maalesef o kitaplar şifa olmuyor. Bu sefer ya ben içine girdim artık nasıl davranacağımı bilmiyorum çünkü bir uzman başka bir şey söylüyor. Üstünü dök beni dinliyorum bambaşka bir şey söylüyor. Anne çocuk birbirinden ayrılsın diyor. Doğan Cüceloğlu'nu dinliyorum bambaşka bir şey söylüyor. Anne çocuk birbirine dilediği kadar bağlansın diyor. O zaman ben nerede fark edeceğim? İşte dinleye dinleye. Böyle programlara katıla katıla. Okuya okuya. O zaman sizin süzgeciniz de daha kaliteli hale geliyor. Neyi süzgeçten geçireceğinizi de fark ediyorsunuz. Hangi bilgiyi alacağınızı da fark ediyorsunuz. O zaman şu kaygı artık üzerinizden kalkıyor. Kayınvalideniz size bırak o çocuğu dediği zaman anneciğim yani ben böyle olduğunu düşünüyorum. Evet sizin zamanınızda böyleymiş. Siz çocukları biraz daha kendinizden uzak tutarak aslında işlerinizi daha rahat yapacağınızı fark etmişsiniz. Ama benim şu anda iş yüküm bu kadar yok. Zaten makineler çamaşırları yıkıyor. Diğer makine bulaşıkları yıkıyor. Artık yani temizlik, süpürme işini bile artık robotlara bıraktık. Ben bu çocuğu niye bırakayım köşede? Ki onlar bile sebep olmamalı da. Ben bu çocuğu neden bırakayım? Hani eskilerin bahanesi vardı. Toprakta çalışıyoruz, çiftlikte çalışıyoruz. Çocuğu mecburen bu kadar alıştırmamalıyım. Kendime iki işler yarım kalmasın. Ama bugün artık o mantık yok. Yani bugün o kadar iş yükün de yok. Dolayısıyla benim Allah'a vereceğim bence hesap noktası bile sıkıntıya düşüyor. Yani ben vebalimi anlatırken bile bahanelerim yerini tutmuyor artık. İşim çoktu bu yüzden çocuğuma kendimi veremedim diyemiyoruz. Ve çok bir zaman değil baktığın zaman. 6 yıl. Yani bütün kaynakları karıştırırsanız karıştırın. Hangi kaynakları karıştırırsanız karşınıza ilk 6 yılın ne kadar önemli olduğu çıkıyor. Bütün yetişkinlerin aslında yaralarına baktığınız zaman, bizim yetişkinlik yaralarımıza baktığımız zaman o ilk 6 yıla dayanıyor. Ben o ilk 6 yaşta ne kadar yaralanmışsam, ne kadar hayal kırıklığına uğramışsam, annem ihtiyacımı ne kadar anında giderememişse ben o kadar aslında yetişkinliğim sıkıntıda fakat bunun farkında değilim maalesef ki. İşte bu nereden kaynaklanıyor? Ağlaya ağlaya sustuğum o dönem bebeklik var ya, ağlaya ağlaya aslında sen neyi öğreniyorsun? Çaresizliği. Ben ağlasam da evet artık kimse beni gelip susturmayacak, annem de gelmeyecek. Çocuk bile 0 yaşında daha 1 yaşında o çaresizliği hissediyor kalbinde. Biz de zannediyoruz ki işte bak alıştı ne güzel artık ağlamıyor. Artık kucağıma gelmek istemiyor. Hayır, bezdirdik çocuğu, bebeği ve sonra 2 yaş dönemi var ki orada da şöyle bir isim koyuyorlar. İktidar mücadelesini çok böyle yükselttiği bir dönem. Hani 2 yaş sendromu deniliyor çocuklara. Halbuki değil. 2 yaş sendromundan ziyade bir şey. Çocuk orada kendini fark ediyor. Ben elim bir şey tutabiliyormuş. İnanılır gibi değil. Ben elimi şu anda aynaya vurduğumda elimin izi çıkıyor. Evet bunu ben yapıyorum. Ama çocuk duymuyor anneyi. Anne o zaman diyor hayır eline vurmayacaksın cama. Hayır dökmeyeceksin şunu. Bırak bunu elinden bırak diğerini elinden. Çocuk duymuyor anneyi. Çocuk o sırada keşfetmenin o verdiği lezzete çıkmış. Farkında bile değil anne.
Anne başka bir şey derdin. Anne temiz olsun evim. Birazdan ya komşu kapıyı çalarsa, ya gelip beni eleştirirse, daha mı önemli? Daha mı önemli evladının o sırada kırılmasından? Bakın bugün yaralıysak o gündeki sıkıntılarımızdan kaynaklı. Bugün sen temizlik yaptıktan sonra evladın orayı dağıttığında dayanamıyorsun ya hani. Bağırma ihtiyacı hissediyorsun ya. Yapma onu diyorum sana diye bir şey, bir canavar çıkıyor içinden. İşte o senin ta o dönemlerde, çocukluk dönemlerinde belki bir gün hatırlamıyorsun. Annenin de aynı şekilde sana davranış şekliydi. Çünkü annen de temizlenen yeri dağıtmana tahammül edemiyordu senin. Ayak altında dolaşmana tahammül edemiyordu senin. Bulaşıklara sen yardım etmek istiyordun. 5-6 yaşlarında tezgahın üzerine çıkmak istiyordun. Ben de yapacağım bunu diyordun. Ama annen birkaç saat daha o işinin uzamasına tahammül edemiyordu ve seni kırıyordu. Bugün işte şu anda hissettiğin o baskı var ya, işte o aslında annenin iç sesi. Sen farkında bile değilsin. Anne diyorum ama baba da. Dediğim gibi sadece annelerden ben bahsettiğime bakmayacaksınız.